Ya ha? Değil mi? Sakallar filan. Sizin ne rahatsızlığınız var? Burada romatizma. Sağ olsun Yaşar amca bizim Ahmet Bey'i görmüş, bizim şoförü. Demiş ki ya demiş biz yürüyemiyoruz, sıkıntılarımız var, bize araba verir misin demiş. Ben de size araba getirdim. Görmek ister misiniz? İşte, gelin Allah ama üşümeyin. Üşümeden çıkabiliyorsunuz değil mi dışarı? Çıkıyoruz. Gelin beraber çıkalım. Nasıl şeyini de aç, göster bak Ökkeş Bey. Şey, Emrah sen. Neydi isminiz? Aytun. Aytun Hanım bak. Nasıl? Bak müzik falan da çalıyor ha. Bu şarj oluyor. Prize takıyorsun şarj oluyor gidiyor. Benzin falan da harcamıyor yani. Ama dikkat ol. Ağır olabilir ha. Uyalım biraz. Sen ne yapsın yapmayın. Yavaş. Tamam. Diyor ki önce karım gelsin diyor. Görüyor musun? Bak otur. Oo. Bak gel sen arkana da. Sana. Bak gel Yaşar amca sen de. Bak buna bastığın zaman ileri gidiyor. Bak. Bak şimdi ona bastığın zaman geri gidiyor. Dıt dıt diyor ki hani arkada birisi varsa çekilsin. Bak şimdi. Bak. Kafama geldi. Tamam. Freni nerede? Ama görüyorum da ne nazik adam ha. Önce dedi benim hanımım bilsin dedi. He? Düşürür o beni. Tabii seni seviyor ya belli. Bastığımı alsana mı seni? Heh, tamam. Şöyle kolunu indirelim. Heh. Oo tamam. Güzel sürüyor değil mi? Karın bölgesinden besleniyor. Karınlar besleniyor. Bu yemek yiyemiyor. Konuşamıyor fazla. Kadın yazılı kaynaşıyoruz. Anladım. Çok geçmiş olsun. Ama bu sana bayağı seni şey yapar. Yani yorulmazsın artık bir yere giderken. Tamam. Bizim duamız yeter size. Sağ olun. Biz zaten ona talibiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizi yedirse hepinize rahmetliydi. Size de hepinize. Çok memnun oldum. Çok dua ederim. Çok memnun oldum. Dünyanın en iyi mutluysa ne oldu? Gezmeye gidemiyordum. Biz gibi hep de. Hep de tıkılıp kalıyordu. Çok sevindim. Yok yok duygulanmayın. Ayten teyzeciğim duygulanmayın lütfen. Ya biz size üzülün diye değil, siz mutlu olun diye getirdik, tamam? Allah razı olsun. Çok teşekkür. Şöyle söyleyeyim, normalde bizim kaymakamlığın imkanlarıyla bu tür yardımlar biz yapıyoruz ama her zaman çok mümkün olmuyor. Bir gün bir muhtarımız, bir iş adamımızın bize destek olmak istediğini söyledi. Böyle bir araç göndermek istediğinin bilgisini verdi. Onun üzerine şoförüme dedim ki, ya Ahmet Bey bizim bir araç verecek tanıdığımız, bildiğimiz vakıftan veya işte sizin bildiğiniz kimse var mıdır deyince çok ilginç bir tesadüfün içinde olduğumuzu, tevafukun içinde olduğumuzu fark ettim. O da dedi ki, efendim dedi, birkaç gün önce dedi bir vatandaşımız bana dedi ki benim bir yere gidecek durumum kalmadı, yürümekte zorluk çekiyorum, bir araca ihtiyacım var deyince tabii biz hem şaşırdık hem sevindik. Yani daha iş adamımız bu aracı bize yollamadan önce yardımsever iş adamımız böyle bir talebin olduğunu öğrenince ve büyük bir tevafuğun yaşandığını görünce daha bir sevinç, mutlu olduk. Allah'a şükürler olsun. Yani burada şimdi Yaşar amcayla ve Ayten teyzeyle tanışınca gerçekten de tam da hedefine ulaştığının mutluluğunu yaşıyoruz.
Şükürler olsun. Rabbimiz bize bu vesileyle bu büyüklerimizle tanışmayı nasip etti. İnşallah burada görev yaptığımız sürece kendilerinin ihtiyaçlarını bundan sonra daha sıkı şekilde takip edeceğiz. Bak onu da belki sizi bir gün tanıştırırız buraya geldiği zaman. İnşallah. Zaten şimdi bu fotoğrafları ona göndereceğim. Ha. Diyeceğim ki bak gönderdiğin araba diyeceğim. Çok iyi olur. Değil mi? Güzel olur. Evet. İnşallah.